Herkese selam. Bu pazar günü seçim var. Yine bir seçimin öncesindeyiz. Fakat bu seçimde ortada bir kurtarıcı figür yok. Geçen seçimlerde önce Sedat Peker, sonrasında Ali Yeşildağ ortaya çıkmıştı. Ve bütün kamuoyu bu iki figüre kurtarıcı gibi yapışmışlardı. Fakat bu sefer ikisi de ortada yok. Şimdi Sedat Peker İlk seçimlerden önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aylar önce bir akit yapmıştı. Herkesin gözünün önünde ve demişti ki sözüm söz. Akit yaptık sizinle. Seçimlerden önce YouTube üzerinden ben gerekeni yapacağım ve Tayyip abi seninle hesaplaşacağız demişti. Sonra da kamuoyuna dönmüş demişti ki ya bu ülkede ya başka bu ülkede bu akdimi yerine getireceğim demişti ve biz Alperenler, biz Turancılar yol buluruz, ederiz vesaire imkansızlıklar içerisinde imkan oluştururuz. Yine de ben bu videoyu yayınlayacağım demişti. Fakat yayınlamadı. Üzerinden bir seçim geçti. Şimdi üzerinden ikinci seçim geçiyor. Sedat Peker'den hiç ses yok. Neden? İşte bugün bu videoda neden olduğuna ilişkin bütün detayları bulacaksınız. Çünkü aslında Sedat Peker'in bizatihi kendisi neden video yayınlamayacağını, ne tip yöntemle video yayınlamayacağını aynı zamanda mesajlarıyla Tayyip abisine de göstermiş, Tayyip abisine yol göstermiş adeta. Ne üzerinden başka bir başbakan üzerinden, Mesut Yılmaz'la yaptıkları üzerinden yine yurt dışındayken Mesut Yılmaz'a yönelik yaptığı bir taktik ve Mesut Yılmaz'ın davranışlarını Tayyip abisine göstermiş. Suna da Tayyip abisi aynı yoldan ilerledi ve Sedat Peker bu videoları yayınlamadı. Bunların hepsinin detaylarını bulacağınız, yine Ali Yeşildağ ile ilgili de detayları bulacağınız, yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda anlatacaklarım nedeniyle bazı kişiler Sedat Peker'e kızacaklar. Ama bence Sedat Peker bu muhalefeti dikkate aldığımızda yerden göğe kadar yaptıklarıyla ilgili haklı. Kendi dünyası açısından da bu muhalefete baktığımızda da bu medyaya da baktığımızda kendisine göre çok doğru bir hamle yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü geçmişte de bu hamleyi yapmıştı. Geçmişte de benzer bir ülke tablosu vardı. Ve ülke tablosunun içerisinde de genç yaşında yine kendisine göre aynı doğru hamleyi yapmıştı. Şimdi de yaptı. Şimdi yeraltı dünyasının bir figüründen bahsediyoruz. Şimdi Sedat Peker Önce hani bu son süreçte nasıl bir strateji izledi? Önce Balkanlarda popüleritesini korumak için bazı videolar yayınladı. Sonrasında Balkanlarda artık böyle harareti yavaş yavaş yükseltince oraya Süleyman Soylu'nun, Tayyip Erdoğan'ın elinin ilerleyebileceği bir ortam vardı Balkanlarda, güvenli bir coğrafya değil. Ondan sonra Fas'a geçti. Fas üzerinden de Dubai'ye geçti Sedat Peker. Sonrasında tansiyonu daha da yükselterek önce Süleyman Soylu'ya sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etrafındaki iş adamlarına, bakanlara doğru ilerledi. Oradan da yavaş yavaş dozu Tayyip Erdoğan'a doğru getirdi. Ve Tayyip Erdoğan'la ilgili esas videoları Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yayınlamak üzere seçimden 2 ay önce buluşmak üzere kamuoyuna büyük bir söz verdi. Hatta seyircilerini karşısına aldı ve sizinle akit yapıyoruz dedi. Yeminleşti adeta seyircileriyle ve ben akdimden dönmem. Bu videoları yayınlayacağım. Gerek bu ülkede gerek bir başka ülkede. Ondan sonra hiç olmaz şartlar bile olsa işte Alperenler, Turancılar yol bulurlar filan kendi o literatüründe süslü laflarla bunu üzerini çize 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 tekrarladı. Bu arada Twitter'dan da yoğun biçimde harareti devam ettirmeye başladı. İşte kendi adına açtığı hesaptan Deli Çavuş adına diye bir hesap açtı vesaire. Oradan da yeni yeni bilgiler paylaşarak sürekli olarak ateşin altına odun atıyordu. Harareti arttırıyordu sürekli olarak. İşte bu ortamda yavaş yavaş bir şeyler pişmeye başladı ve sonrasında Sedat Peker Yok işte Dubai yönetimi internetini kesmiş. Yok işte güvenlik önlemlerinden dolayı hareket edemiyormuş filan diye ilginç bir stratejik oyun oynadı. Hatta bu oyunu o kadar profesyonel oynadı ki ben dahil pek çok kişi hakikaten Sedat Peker'in orada çok ağır bir sansüre maruz kaldığına ilişkin ikna olduk. Fakat sonrasında Sedat Peker'in Dubai'de değişen hayat standartları, Sedat Peker grubunun Türkiye'deki işlerinin dokunulmaz hale gelmesi, o gözaltına alınan Sedat Peker grubundan isimler vardı ya, 70'e yakın ismi gözaltına almışlardı. Bunların hepsini yavaş yavaş serbest bıraktılar. Hiç kimse içeride kalmadı. Şu an Türkiye'de Sedat Peker'in işleri tıkır tıkır rayında gidiyor. Bir ara evine o Beykoz'daki evine vesaire el koyacak gibiler. Onların üzerindeki bütün bu tedbirler vesaire bunlar çekildi. Türkiye'deki işleri de tıkırında. Dubai'de de kral hayatı gibi bir hayat sürüyor. Bu standart değişimi çünkü Dubai'ye gittiği ilk zamanlardaki videoları hatırlayın. Çok mütevazi oteller, hele Dubai şartlarında ucuz otel diyebileceğimiz standartlardaki otellerden yayın yapıyordu. Fakat şu anki hayatını orada biliyorum. Çok ultra lüks bir hayat yaşıyor Sedat Peker. Bu standart değişimi de bize bir şeyler gösteriyor. Şimdi bunlardan dolayı kızabilirsiniz. Ama bu muhalefeti göz önüne aldığınızda, birazdan anlatacaklarımı göz önüne aldığında kendi açısından haklı da diyebilirsiniz aynı zamanda. Şimdi Sedat Peker tansiyonu iyice yükselttikten sonra Twitter'dan bir seri yaptı. Mesut Yılmaz'la olan ilişkisiyle ilgili. Mesut Yılmaz başbakanken Mesut Yılmaz'la olan ilişkisiyle ilgili. Aynı zamanda bu Twitter serisiyle Tayyip abi dediği Tayyip abisine de yol gösterdi. Bak ben geçmişte bir başbakana böyle yaptım. O başbakan da böyle davrandı. Başbakan da zarar görmedi. Benim de işim halloldu. Şimdi sen de aynısını yap. Sen de zarar görme. Benim de işim hallolsun diye bir yol gösterdi. Ve Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan herkesle el sıkışır. Özellikle de böyle Tayyip Erdoğan mevzuları para üzerinden vesaire çözülebilecekse o hemen o yola girer. Çünkü paranın sınırı yok ki. Bunlar parayı saymıyorlar. Bunlar parayı tartıyorlar. O kadar çok paraları var ki onların paralarını sayacak makine yok yani. Bunlar paraları tartıyorlar yani. 100 kilo dolar ne kadar yapar, 1 ton dolar ne kadar yapar bu şekilde tartıyorlar. Paranın hesabı yok. Rakamlar orada çok büyük. Dolayısıyla bu rakamların içerisinde peker filan bunlar böyle çerez gibi kalır bunlar açısından. Çok büyük rakamlardan bahsediyorum tabii ki. Ve bu şekilde bir yol gösterdi Sedat Peker. Mesut Yılmaz'ın ilerlediği yolu gösterdi. Şimdi bu yol neydi? Süreçler o kadar birbirine benziyor ki 1990'larda Sedat Peker'in böyle genç ve çok bıçkın olduğu zamanlarda hem bu Veli Küçükler derin devlette işler atıyor. İşte arkasında Veli Küçük gibi bazı generalleri aldığı için de piyasaya çok hırçın biçimde saldırıyor. Astı astı, kesti kestik, cinayetler, mekanlara çökmeler filan. Sedat Peker fırtınası esiyor İstanbul'da. Ve bu arada tabii Sedat Peker ister istemez de suçlara karışıyor. Ve 90'ların sonu yavaş yavaş geldiğinde, 28 Şubat rejimi artık oturup işi bitirdiğinde artık o sürecin öncesinde mafya çok yol verilmişti. Türkiye'de kaotik ortam oluşturulmak istendiğinde hep mafya yol verilir. 28 Şubat sürecinin de kaotik ortam oluşturmak istediğinde mafya yol verilmişti. Tıpkı 15 Temmuz öncesinde Sedat Peker yine fırtına estiriyordu. Aslı yastık kestiği kestikti. Mafya yol verilmiş olması gibi Ayhan Bora Kaplanlar'a falan filan... Yine sonrasında 15 Temmuz oldu. Tayyip Erdoğan rejimine oturttu. Sedat Peker'in başı yine belaya girdi. O zaman da 28 Şubat oldu. Askerler rejimine oturttular. Yine Sedat Peker'in başı belaya girdi. Çünkü artık ihtiyaç kalmıyor bunlara. Kovatik ortamı oluşturmak için onlara ihtiyaç var. Sonrasında ihtiyaç kalmıyor. Şimdi Sedat Peker de kendisine artık ihtiyaç kalmayınca hakkındaki suç dosyaları yavaş yavaş e, adliyeye doğru ilerletilmeye başlayınca Türkiye'yi terk etti. Tıpkı 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi. Bakın görüyor musunuz ne kadar benzer. Türkiye'yi terk etti ve Sedat Peker Bulgaristan'a gitti. Sonrasında kendisi işte bana devlet görevlileri bazı vazifeler verdiler de Bulgaristan. Hepsi hikaye. Devlet görevli. Bu mafya tipler var ya. Alaaddin Çakıcılar filan da böyle yapmışlardı. Biz gittik işte Asala'yı böyle yaptık Avrupa'da. Hepsi masal, hikaye. Asala'ya filan bir şey yaptıkları yok. Bu şekilde Sedat Peker de 90'ların sonunda Bulgaristan'a gitti. Bulgaristan'a gittikten sonra aniden Sedat Peker Türkiye'ye döndü, teslim oldu ve çok kısa bir süre içerisinde serbest bırakıldı. Herkes şok oldu. Hakkındaki dosyalar o kadar ağır ki Sedat Peker'in yıllar yıllar belki müebbetlik ceza yiyeceği dosyalar var. Fakat bir şekilde çok hızlı biçimde yırttı. Sedat Peker işte bu tweet serisinde şimdi videoları çok yayıldı Sedat Peker'in. Fakat bu Twitter'da her gün o kadar çok şey anlatıyordu ki Twitter'da Türkiye'nin kamuoyunun büyük bir kısmı da Twitter kullanmadığı için bu hikayeleri duyamadı kamuoyunun çoğu. Video yapmadığı için Sedat Peker bunları. Şimdi o tweet'lerde anlattıklarını ben size hatırlatayım. Sedat Peker, Mesut Yılmaz başbakanken kendisi de Bulgaristan'dayken nasıl bir şantaj, para ilişkisine girmiş Mesut Yılmaz'la sonrasında her şeyden kurtulduğu gibi cebi de yüklü miktarda dolmuş. Bunları dediğim gibi kendi anlattığı, kendi itiraf ettiği için dile getiriyoruz. Net biçimde artık kendi dilinden itiraf edilmiş bir hadise. Şimdi aynen Sedat Peker'in anlatımıyla anlatıyorum. Şimdi Sedat Peker 97-98 döneminde ben Bulgaristan'daydım diyor. Sonrasında hakkımda işte o zamanlar temiz eller operasyonu vesaire Türkiye inliyor. Ve benim hakkımda da gıyabi tutuklama kararı çıkartıldı. Ondan sonra diyor işlerini ayarlıyor tabi bu arada Sedat Peker. Ondan sonra diyor bir özel uçak çağırdım. Özel uçağa bindim ve Türkiye'ye gidip teslim oldum diyor. Ondan sonra herkes şok oldu. Ya hakkında bu kadar dosya var. Türkiye temiz Eller operasyonu diye inliyor. Sedat Peker artık cezaevinden çıkamaz diye herkes diyor şaşırdı diyor. Ama diyor Sedat Peker. Kırmızı başlıklı kızla kurdun hikayesinde siz Türk milleti nasıl kırmızı başlıklı kızın yerine koyuldunuz benden dinleyin diyerek bu hikayeyi anlatmaya devam etti Sedat Peker. Ve dedi ki Sedat Peker ben cezaevine girdikten sonra ondan sonra yine bir cezaevinde bir karışıklık oluşturdular diyor. Sonrasında bana 3 tane cezaevi önerdiler diyor. Bu işte ben de Kırşehir cezaevini seçtim ve Kırşehir cezaevine gittim diyor. Sonra sistematiği oynatmaya başlıyor. Kırşehir cezaevine gittikten sonra diyor o dönem Süleyman Demirel'le Mesut Yılmaz kavgalı, Kamuran Çörtük diye de bir iş adamı var. O zaman HBB diye bir televizyon vardı. O televizyonun da sahibi işte kamu ihalelerinin aktığı iş adamlarından bir tanesi o dönem. Kamuran Çörtük Süleyman Demirel'in ihaleleri akıttığı adamlardan bir tanesi. Mesut Yılmaz'ın ihaleleri akıttığı bir diğer isim de şimdi Tayyip Erdoğan'ın da ihale akıttığı Mehmet Cengiz. Ve Kamuran Çörtü'nün kulağına gidecek şekilde diyor. Ben Kırşehir cezaevinde bağlantılı isimler var tabi. O dönem Mesut Yılmaz Macaristan'a kumar oynamaya gitmişti o yıllarda. Ve Mesut Yılmaz Macaristan'da kumar oynarken bir saldırıya uğramıştı. Burnu yumruklanmıştı, burnu kırılmıştı vesaire. O burnu bandajlı şekilde fotoğrafları medyaya yansımıştı. Sonra medyada dedikodu mahiyetinde Mesut Yılmaz Macaristan'da kumar oynadı, kumarhanede saldırıya uğradı gibi haberler çıkmıştı. Tabii Sedat Peker diyor ki bu adam Sağ Parti'nin lideri, muhafazakarlardan da oy alıyor. Mesut Yılmaz ben kumar oynamadım diye inkar ediyor diyor. Fakat diyor kumarhaneye gittiğini biliyoruz diyor. Ve diyor ben Kamuran Çörtü'ye şu haberi yaydım. Mesut Yılmaz o kumarhanede kumar oynarken görüntüleri benim elimde var. Dolayısıyla bu görüntüleri ve başkaca görüntüler de benim elimde var diye Kamuran Çörtük'e haber gönderiyor. Tabii Kamuran Çörtük Süleyman Demirel cephesi bu görüntüleri alabilmek için Sedat Peker'le sürekli olarak bağlantı kurmaya çalışınca laf piyasada yayılıyor. Sonuçta Mesut Yılmaz başbakan istihbarat elinde. Laf yayılınca Mesut Yılmaz ne yapıyor? apar topar Mehmet Cengiz'i devreye sokuyor şu anki Beşli Çete'nin ana aktörlerinden bir tanesi. Niye? Mehmet Cengiz ile Sedat Peker aslında akrabalar, uzaktan akrabalar. Ve Mehmet Cengiz'i devreye sokuyor ve Mehmet Cengiz ondan sonra tabii Mesut Yılmaz'ın o zaman Turgut Yılmaz diye bir kardeşi var. Devlette bütün ipler elinde. Ve Sedat Peker Peker'e adamı işte Mehmet Cengiz'i gönderiyor. Turgut Yılmaz bu operasyonu yürütüyor. Fakat elinde hakikaten kaset var mı yok mu emin olmak istiyorlar. Mehmet Cengiz cezaevine geliyor. Sedat Peker'in anlatımları bunların hepsi. Cezaevine geliyor. Sedat Peker'le görüşme yapıyor. Sedat Peker diyor ki evet diyor görüntüler bende diyor. Fakat bunları daha Kamuran Çörtü'ye vermedim. Yani Demirel cephesine daha vermedim. Fakat görüntüler bende hem Mesut Yılmaz hem de dönemin bakanı Cavit Kavak. Bunların ikisiyle ilgili görüntüler bende diyor. Mehmet Cengiz de diyor ki görüntülerin sende olduğundan emin olmak istiyorlar diyor. Sedat Peker diyor ki yine bu anlatımında o zaman diyor cezaevleri hep diyor benim elimde diyor. Devletin zayıf olduğu zamanlar tabii ki şu anki gibi. O 90'larla şu an çok birbirine benziyor. Şu anda da cezaevlerinde mafya cirit atıyor yani. Aynı şekilde o 90'larda da bu şekilde diyor ki tamam diyor hay hay diyor. Cezaevinden işte talimatlarını veriyor ve o görüntülerin bir dakikalık bölümleri Mehmet Cengiz'e teslim ediliyor. Mehmet Cengiz tabi görüntüleri alıyor doğrudan Mesut Yılmaz'a Turgut Yılmaz'a götürüyor ve görüntülerin Sedat Peker'in elinde olduğu böylece ortaya çıkıyor. Ondan sonra pazarlık başlıyor. Sedat Peker diyor ki ilk duruşmada daha doğrusu Mehmet Cengiz ona bu teklifle geliyor. Seni ilk duruşmada tahliye edeceğiz diyor. Ondan sonra da uğradığı maddi zararlar var. Tabi Sedat Peker tutuklanınca yurt dışına çıkmak zorunda kalınca filan Türkiye'deki tezgaha filan zarar görüyor filan adamları zarar görüyor filan uğradığı bir maddi zarar var. Bununla ilgili de 5 milyon dolar sana para vereceğiz diyorlar. Şimdi o dönem 90'lı yıllarda 5 milyon dolar çok büyük para. Şimdi de büyük para aslına bakarsanız. Ve bu şekilde 2,5 milyon dolarını peşin veriyorlar. Ve ilk duruşmada da ismini de veriyor orada Engin Baltacı. O dönem devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Şu anki ağır ceza mahkemeleri gibi. Hatta o dönem devlet güvenlik mahkemelerinin e, hakim heyetinin üyelerinden bir tanesi de askerdi bizatihi. Böyle çok böyle e, özel yetkili mahkemeler filan. İşte bu Engin Baltacı isimli hakim Mesut Yılmaz'ın adamlarından bir tanesi. Ve bunun üzerinden Sedat Peker ilk duruşmada tahliye oluyor. 2,5 milyon dolar peşinatı alıyor. Tahliye olduktan sonra da diğer 2,5 milyon doları Mehmet Cengiz Sedat Peker'in yine ismini verdiği bir tane adamına bankadan havale yapıyor. Şimdi Sedat Peker diyor ki işte diyor 90'ların sonunda işte susurlu kazası olmuş olmuş bu olmuş filan diyor. Ortalık temiz toplum diye inliyor diyor. Temiz eller operasyonu diye inliyor diyor. Bu temiz toplum diyor söyleminin yürütücülerinin en başında da Ertuğrul Özkök geliyor diyor. Ama diyor o zaman diyor böyle ortalık temiz toplum diye inlerken diyor biz diyor dönemin başbakanıyla böyle film fırıldak çeviriyorduk diyor. Aynı şey bu cümleyi söylüyor. Böyle film fırıldak çeviriyorduk diyor Sedat Peker. Görüyor musunuz? Halkı temiz toplum diye uyuturken dönemin başbakanı bir mafya lideri tarafından şantaja vuruyor. Para veriyor 5 milyon dolar, yargıya baskı yaparak onca işlenmiş ağır suçlara rağmen Sedat Peker'i serbest bıraktırıyor. Şimdi Sedat Peker diyor şimdi anladınız mı? Ben hakkımdaki arama kararına rağmen özel uçağa binip Türkiye'ye nasıl rahat geldim diyor. İşte bu şekilde, bu şekilde döndüğü için olaylar. Şimdi sonrasında diyor tabii Sedat Peker, Mehmet Cengiz bu e, kaset olayını bu şekilde güzelce hallettiği için Kamudan Mehmet Cengiz'in önü açıldı, ihaleler yağdı vesaire. Sonra tabii Tayyip abi dönemi başladığında Mehmet Cengiz Mesut Yılmaz'dan hop Tayyip abisini atladı. Şimdi yine ortalığı kasıp kavuruyor. Hatta şimdi de yine aynı şekilde biliyor musunuz? Sedat Peker yine aynı örneği veriyor. Şimdi diyor ki o dönem diyor bu şekilde bu kampanyayı yürüten bütün pislikleri bildiği halde susan diyor Ertuğrul Özkök. Şimdi de Mehmet Cengiz'le röportaj yapıyor. Ve Mehmet Cengiz'e diyor ki size beşli çete çete denmesinden dolayı ben bunu kabullenemiyorum. Çok rahatsızım diyor Ertuğrul Özkök diyor. E çünkü Ertuğrul Özkök de o zaman bu film fırıldakların içerisinde. Şimdi halen daha Mehmet Cengiz'lerle onlarla bunlarla birlikte bu film fırıldakların içerisinde. Aktörler hep aynı. Sadece bunların sahipleri değişiyor. Bu kadar. Şimdi Sedat Peker burada ne anlatmış oldu? Şunu anlatmış oldu. Tayyip abisine. Bak ben yine yurt dışındaydım. Mesut Yılmaz başbakandı. Benim hakkımda yine ağır soruşturmalar vardı. Ben Mesut Yılmaz'a böyle bir şantaj yaptım ve cezaevinden tahliye oldum. Cebime de milyon dolarları koydular. Ondan sonra Mesut Yılmaz yoluna devam etti, ben yoluma devam ettim diyor. Şimdi de durum neydi? Sedat Peker Dubai'de, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Sedat Peker bu sefer Tayyip Erdoğan'a öyle kasetli bir şantaj yapmıyor ki şöyle de demişti biliyorsunuz Sedat Peker. Falyalı'nın bütün arşivi bana geçti demişti Sedat Peker. Ve bazı böyle cinsel içerikli görüntüler de yayınlandı. Bu ayrı konu ama ben inanmıyorum Falyalı'nın arşivinin Sedat Peker'in eline geçtiğine ama böyle demişti. Ama bunu da geçin. Sedat Peker'in elinde yeni bir güç var. YouTube üzerinden video yayınladığında videolarının YouTube, Facebook, TikTok gibi platformlarda toplam yayılımı her bir videosunun yayılımı toplam 40 milyonun üzerindeydi Sedat Peker'in. Dolayısıyla elinde muazzam bir güç var ve her yayınladığı video sonrası da bütün kamuoyu bunu merakla izliyor. AK Partilisi de izliyor, AK Partili olmayanı da izliyor. Muhalefetin ağzında dolanıyor filan, muhalif isimlerin ağzında dolanıyor. Muhalefet liderleri zinhar tırsıyorlardı da. Bu şekilde büyük etkili. Dolayısıyla Sedat Peker de ne demiş oluyor bu Mesut Yılmaz hikayesiyle Tayyip abisine? Bak sen de aynı yoldan ilerle. Ondan sonra benim maddi zararımı karşıla. Ondan sonra bu süreçte ben bir maddi zarara uğradım. Bunu karşıla. Sonra ben de geri çekileyim bu alandan. Sen de yolunda ilerle, ben de yolumda ilerle. Şimdi Sedat Peker bu kadar akit yaptım kamuyla demesine rağmen dünyada gidebileceği pek çok ülke olmasına rağmen gitmedi. Dubai'de kalmaya devam etti. Ve Dubai şu anda o kadar pahalı ülke ki dünyanın en pahalı ülkesi. Ve şu anda Dubai'de bütün oligarklar, jet sosyetenin filan yaşadığı, imkanların birinin bin para olduğu bir ülke. Şu an Dubai'de Sedat Peker ilk gittiği zamanlar hatta kendi de anlattı. Özellikle Balkanlar coğrafyasında nasıl parasız kaldığına ilişkin dönemleri anlattı Sedat Peker. Dubai ilk gittiği zamanlarda da videolarda da görüyordunuz. Çok mütevazi o oteller, hatta o arkadaki background nedeniyle bu otellerin isimleri falan çıkartıldı. Öyle geceliği çok pahalı olan oteller falan değildi. Böyle şartlarda kalıyordu. Fakat şu an Sedat Peker denize sıfır bir malikanede kalıyor. O malikanenin yakınına, bir tane ondan sonra Sedat Peker'in malikanesine... Yiyecek servisi yapmak için bir tane mutfak kurulmuş böyle bir dükkan kiralanmış orada, oradan servis yapılıyor. Sedat Peker birkaç tane şirket kurdu. Bu şirketler gayet iyi iş yapıyor. Ondan sonra bu, bu videolar sürecinde Sedat Peker'in adamlarının operasyon yapılmıştı, mal varlığına El Konba ile ilgili operasyonlar yapılmıştı, evi elinden alınıyordu filan. Bunların hepsi çözüldü, adamlarının hepsi serbest bırakıldı. Sedat Peker grubuna şu an bir sürü mafya gruplarına operasyon oluyor. Sedat Peker grubuna hiçbir operasyon olmuyor. Sedat Peker grubunun çarkı devam ediyor Türkiye'de. Akarı gelmeye devam ediyor Sedat Peker'in. Dolayısıyla burada bir anlaşma var. Bu çok net. Sedat Peker, Tayyip Erdoğan yeter ki parada anlaşalım. Bu konuyu çok rahat, para çok yani paranın sınırı yok. O kadar çok parası var ki Tayyip Erdoğan. Yeter ki birisi onunla para üzerinden anlaşmayı kabul etsin. Ya Tayyip Erdoğan kendisine küfredenle bile anlaşır. Bakın Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'a ediyordu resmen. Ne oldu? Nasıl anlaştılar? Doğu Perinçek Tayyip Erdoğan'a ediyordu resmen. Nasıl anlaştılar? Tayyip Erdoğan herkesle anlaşır. Bunu aslında Ali Yeşil daha da anlattı uzun. Tayyip abi herkesle anlaşır filan anlatıyordu. Yeter ki para konusunda anlaşılalım. Şimdi şu konu net. Sedat Peker'in bu böyle dokunul Türkiye'de dokunulmazlık elde etmesi. Sedat Peker ve adamlarının. Türkiye'deki bütün soruşturmalarının buhar olması Sedat Peker'in ve tıpkı Mesut Yılmaz döneminde olduğu gibi ve Dubai'de bir anda astronomik ekonomik imkanlara kavuşması bir şeylerin olduğunu çok net biçimde gösteriyor. Sedat Peker'le Tayyip abisi anlaştılar. Sedat Peker geçtiğimiz seçimlerin öncesinde bu videoları yayınlamadı. Bu seçim geldi, bu seçimde yayınlamadı. Hiçbir seçim öncesinde de bu videoları yayınlamayacak. Sedat Peker'le Tayyip abisi anlaştılar. Bu rakamın ne olduğu konusunda henüz bir bilgi yok. Ama benim tecrübelerime sorarsanız ben bu rakamın 100 milyon dolardan aşağı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu rakamın altında bir rakama Sedat Peker eğer imza attı, attıysa çok büyük imza değil de anlaştıysa çok büyük bir hata yapmıştır. Niye biliyor musunuz? Çünkü o alemde Tayyip Erdoğan aleminde rakamlar o kadar büyük ki bu rakamların hesabı yok. Dediğim gibi bu adamlar parayı tartıyorlar yani tartıyorlar. Sayma diye bir kavram yok artık. Tartıyorlar parayı. O kadar çok paraları var. Şimdi peki Sedat Peker bu anlaşmayı yapmakta haklı mıydı, haksız mıydı? Bence haklıydı. Neden? Sedat Peker yayınladığı video silsilesinin başında kendisinin bir davası olduğunu ve kendi meselesini çözmeye çalıştığını söylüyordu. Ve dolayısıyla böyle bir kurtarıcı figür, bir siyasi kurtarıcı figür filan gibi Sedat Peker ortaya çıkmadı. Fakat kamuoyu bir kurtarıcı figüre o kadar aç ki herhalde tembellikten dolayı sürekli olarak birisi gelsin bizi kurtarsın. Bu o kadar Türkiye'ye yerleşmiş ki tuttular Sedat Peker'i kurtarıcı rolüne oturttular. Ya Sedat Peker dediğin adam bir mafya lideri ya mafya liderini aldılar, siyasi kurtarıcıya dönüştürdüler. Hatta yetmedi, öylesine bir misyon yüklendi ki aldığı etkileşimle birlikte Sedat Peker dünya çapında bir kanaat önderine dönüştü neredeyse. sayılır yani aldığı etkileşim itibariyle. Dolayısıyla aslında adamın açık açık defalarca ya ben kendi davamın peşindeyim işte şu suça karıştık, şunu yaptık, şunu öldürdük, bunu böyle yapmaya çalıştık filan bir sürü şey anlatmasına rağmen yok kendi anlattığı bakın hırsızlık anlatıyor, mala çökme anlatıyor, gazeteci kutladalıyı öldürmek için kardeşini görevlendirdiği anlatıyor. Bir sürü şey anlatıyor, kendi bulaştığı suçları anlatıyor. Yine kurtarıcı, mükemmel, temiz kurtarıcı gibi davranıyor herkes. E Sedat Peker de tamam o zaman bu kurtarıcı rolünü oynadı. Fakat kendi davasını peşinde. Ama günün sonunda Sedat Peker pek çok skandalı ortaya çıkarmaya başladı. Ona bilgi de akmaya başladı tabi bu süreçte. Ondan sonra normal bilmediği şeyleri de bilmeye başladı. Kurtarıcı olunca her kesimden, devletin içerisinden de belki bilgi akmaya başladı ve bu bilgileri paylaştığı, paylaştı, paylaştı Sedat Peker. Fakat şu da görünüyordu değil mi? Bu kadar büyük skandalları paylaşıyor. Fakat muhalefet partisinin liderleri ve üst kadroları bu bilgileri tekrar etmekten korkuyorlar. Şimdi böyle bir ortamda, bu muhalefet partili liderleri olduğu bir ortamda, böylesine korkak muhalefet parti liderlerinin olduğu bir ortamda risk alır mı? Sedat Peker gibi yeraltı dünyasının bir figürü. Kırılgan yönleri var yani. Sonuçta pek çok suça bulaşmış filan birisi. Ondan sonra almaz tabii ki risk. Ya düşünün pek çok skandal, SPK ile ilgili skandal anlatıyor, para piyasası ile ilgili anlatıyor yolsuzluk anlatıyor, cinayet anlatıyor, onu bunu bir sürü şey anlatıyor. Ne savcılar harekete geçiyor. Hadi savcılar Erdoğan'ın kontrolünde. Ana muhalefet partisi, altılı masanın bileşenleri falan ne liderleri tekrarlıyor, ne grup başkanları tekrarlıyor. Sadece yuvarlak Sedat Peker'in iddiaları, Sedat Peker'in ortaya çıkardığı detaylara inmesi lazım halbuki. O muhalefet partisinin liderleri, milletvekilleri, komisyon oluşturmaları lazım bunları kamuoyuna tekrar tekrar dile getirmeleri lazım filan kartopu gibi büyütmeleri lazım. Bunu yaptılar mı bütün bu skandalları? Yapmadıkları gibi bundan kaçındılar. Aynı şey Ali Yeşildağ dosyasında da oldu. Ali Yeşildağ ne skandallar? Bir de Erdoğan ailesinin içinden gelen bir figür Ali Yeşildağ. Bizzati Erdoğan'ın dibinde olan şeyleri anlattı. Daha üst perde Sedat Peker'den. Muhalefet partileri bunları, liderleri, yöneticileri bunları dile getirmekten korktular. İşte Sedat Peker de bakıyor. Ya muhalefetin ana muhalefet liderinden bak başlayın. Altılı masa liderlerine kadar bunların hepsi kontrollü muhalefet diyor. Ya bunlarla yola gidilir mi? Bunların ipiyle kuyuya inilir mi diyor ve Tayyip Erdoğan'ın uzattığı pazarlık Tayyip Erdoğan da Mesut Yılmaz'ın yolundan ilerliyor ve Sedat Peker de kendi davamın peşindeyim ben demişti zaten. Kendi davasını çözdü. Bakın bir devletin tutuklayıp içeriye tıkmak istediği bir figürden kendi davasını çözdü ve şu an Dubai'de krallar gibi yaşıyor. Ondan sonra Türkiye'deki tezgahda krallar gibi devam ediyor. Kendi meselesini çözdü mü Sedat Peker? Kendi meselesini gayet güzel çözdü. Hatta Sedat Peker sonrasında avukatı üzerinden de mesajlar verdi. Avukatı dedi ki, Sedat Peker adına konuşuyor tabii. Ya Peker bu kadar çok şey dile getirdi de ne oldu? Dedi. Yani muhalefet partileri bununla ilgili ne yaptılar? Ya Sedat Peker'in iddialarını dile getirmeyi bırak. Altılı lider ondan sonra bütün anketlere rağmen, kamuoyunda işte oluşan bütün bu momentuma rağmen ve kazanacak iki tane aday olmasına rağmen 6 tane lider kendi küçük hesapları adına ondan sonra seçimi Tayyip Erdoğan'a götürdüler, armağan ettiler. Yani bir tane lider var diğer tarafta. Bu tarafta 6 tane lider var. Altısı Tayyip Erdoğan'ın yarısı yapmadı. Götürdüler kazanacak seçimi Tayyip Erdoğan'a hediye ettiler. E dolayısıyla böylesine 6 tane liderin olduğu bir ortamda Sedat Peker risk alır mı? Sedat Peker gibi birisi. Tabii ki risk almaz. Yani yeraltı dünyasının içerisinde küçük bir hatada canından olursun. Yani yeraltı dünyasında işler çok keskin. Dolayısıyla Sedat Peker de bu keskinliğin içerisinde büyümüş biri olarak riski almadı. Kendi meselesini çözdü herkes de kendi meselesini çözsün durumuna getirdi. Neden? Çünkü Türkiye'de bu kurtarıcı meselesinden hakikaten bir kurtulmamız lazım. Kurtarıcı konumuna sokulan bir kişi de Ali Yeşildağ'dı. Mesela Ali Yeşilda, Sedat Peker seçimden önce ortaya çıkmadı ama Ali Yeşilda tam Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce ortaya çıktı. Ve Tayyip Erdoğan'a en yakın aile olarak bilinen Yeşilda ailesinin içerisinden bir ferdi. Tayyip Erdoğanlarla birlikte büyümüşler. Aynı mahallenin çocukları. Ve Ali Yeşildağ Erdoğan ailesinin içerisinden birisi olarak çok büyük milyarlarca dolarlık skandallar ortaya çıkardı. Ne oldu? Muhalefet partileri sadece bir kere Meral Akşener Ali Yeşildağ'ın iddiasını ismini de söylemeden bir mitingde kullandı. Ondan sonra ne Meral Akşener kullandı ne Kemal Kılıçdaroğlu kullandı Cumhurbaşkanı da. hiç birisi o büyük skandalları ne dile getirebildiler, ne gidip suç duyurusunda buldular, ne bir dosya verdiler, ne medyalarında işleyebildiler filan. E şimdi böyle bir muhalefetin olduğu yerde Ali Yeşildağ'ın çıkması da bir anlamsız bir duruma geliyor. Fakat kamuoyu kurtarıcı gibi Ali Yeşildağ meselesine de sarıldı. Şimdi mesela Ali Yeşildağ niye suskun? Sedat Peker niye suskun? Sedat Peker niye suskun olduğunu anlattım. Ali Yeşildağ şu an Yunanistan'da cezaevinde. Yunanistan serbest bırakmıyor. Türkiye'nin baskısı nedeniyle. Ve hani Ali Yeşildağ'la ilgili de böyle para aldı filan mevzuları oldu. Ali Yeşildağ'ın kendisi de söylüyordu. Kardeşim ben diyor hakkımı istiyorum diyor. Kardeşlerim hakkımı vermiyor. Tayyip Erdoğan da bu işin içerisinde filan. Tayyip abinin bu işi çözmesi lazım filan. Benim hakkımı vermesi lazım. O yapı yapı holdingin üçte biri benim vesaire vesaire diyor. O da kendi davasının peşinde. Ve bunu açık açık söylüyor. Tıpkı Sedat Peker gibi. Hatta Tayyip Erdoğan yine aynı Sedat Peker yöntemiyle çağırıyor işte Hasan Yeşilda, Zeki Yeşilda filan bunları çağırıyor. Bunun mevzusunu çözün bir kardeşinize sahip olamadınız filan da tamam tamam diyorlar. Ama Tayyip Erdoğan sistemini biliyorlar. Tayyip Erdoğan'ın 50 tane mevzusu var. Burada talimatı verildi çözüldü zannediyor filan. Ama onlar Ali Yeşildağ'a hiçbir para mara hiçbir şey vermiyorlar. Ali Yeşildağ yakalayacaklar. Yargıda 3-5 kuruş bir şüphetle cezaevine tıkacaklar. İlelebet ondan kurtulacaklar. Fakat düşündükleri gibi olmadı. Ali Yeşildağ'ı yakalayamadılar. Yunanistan'a kaçtı. Şu an Yunanistan'da cezaevinde ve cezaevinden çıkarsa belki de konuşur. Belki de konuşmaz. Belki de anlaşır Tayyip Erdoğan'la. Onu bilmiyoruz. Dediğim gibi Yeşildağ'da Sedat Peker gibi ben kendi hakkımın peşindeyim diyen bir tane adam netice itibariyle. Şimdi bu kurtarıcı meselesinde birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. Kamuoyu böyle sürekli olarak bir kurtarıcılara sarılıyor. Bu böyle toplumun üzerindeki ataletten, tembellikten dolayı birisi gelsin bizi kurtarsın filan gibi Türk toplumunda yerleşmiş bir şey var. Ama şu an içerisinde bulunduğumuz kurtarılmaya muhtaç olan durumumuz bir kişi nedeniyle olmadığı gibi kurtarılmamız da bir kişi sayesinde olmayacak. Türkiye'nin bu hale gelmesinde çok büyük kolektif bir kötülük, kolektif bir çetevari yapı Kolektif yanlışlıklar, toplumun büyük kesiminin de içerisinde olduğu da bazı yanlışlıklarla birlikte Türkiye adım 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 bu noktaya geldi. Şimdi bu noktadan çıkış da yine bir kurtarıcıyla olmayacak, yine bu şekilde kolektif olarak bazı şeylerin düzeltilmesiyle Türkiye bu içinde bulunduğu durumdan kurtarılacağı, dünya da zaten bu noktaya doğru hızla ilerlediği yıllar içerisinde. Dolayısıyla artık şu kurtarıcı beklentilerinden ve böyle hiç kurtarıcılığa soyunmamış adamlara da kurtarıcılık rolü yüklemekten bir vazgeçmek lazım kamuoyu açısından. Ve Türkiye'de bir şeyleri değiştirecek bir siyasi irade, bir toplumsal irade, bir toplumsal talebin oluşması için bireylerden başlayarak adım 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 bu işin örülmesi ve bir devrin değişmesi lazım. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da mesela bir Kurtuluş Savaşı değil mi? Hepimizin detaylarıyla bildiğimiz Kurtuluş Savaşı. Baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın elbette Mustafa Kemal gibi bir lideri var ama tek başına yapılmış bir iş değil ki herkes ilçesinde, kasabasında örgütler kuruluyor vesaire vesaire bir mücadele var netice itibariyle. Kolektif bir mücadele var. Ve bu mücadeleyi yapanlar da böyle aynı siyasi görüşler filan bunlara da çok yakın da değiller. Yani çok farklı amaçlarla yapıyorlar ama netice itibariyle bir şey yapılıyor. Kolektif bir şey. Şimdi de bir bu şekilde bir mücadeleye ihtiyaç var. Kurtarıcı bekleyerek bu iş olmaz. Elbette bu toplumsal talep, bu kolektif yapı ortaya çıktığında elbette bunun bir lider yapısı olabilir, bir liderliği oluşur kendiliğinden filan. Bunlar ayrı mevzular. Fakat o liderlik sayesinde bu oldu. Sonucu çıkmaz bundan. Şimdi geldiğimiz noktada bana çok böyle sorulan sorulardan bir tanesiydi. Peker neden sustu? İşte bu sebeple sustu. Mesut Yılmaz döneminde ben böyle yaptım dedi Sedat Peker. Şimdi Tayyip Erdoğan döneminde aynısını yaptı. Yani zaten geçmişte yapmış olduğu, tecrübeli olduğu yöntemi geçmişte Rizeli Mesut'a uyguladı. Şimdi Rizeli Tayyip'e uyguladı. Yine Mehmet Cengiz denen figür ortada. Ve görün bakın yine bu işin organizatörlerinden bir tanesi, o para organizatörlerinden bir tanesi belki de başlayacaksa yine Mehmet Cengiz çıkabilir. Muhtemelen de öyledir ha biliyor musunuz? Bu işler böyle dönüyor arkadaşlar. Herkes kendi davasının peşinde bu dünyada. Çünkü bu dünyanın figürleri kirli arkadaşlar. Sizin benim gibi böyle işte çocuklarının karnını doyurmaya çalışan, ondan sonra faturalarını ödemeye çalışan, düzgün bir hayat yaşamaya çalışan, tek derdi çocuklarının eğitimi falan olan filan böyle insanlar değil bunlar. Bunların dünyasında olaylar çok farklı yani. O kadar çok kirli hayatların içerisinden geliyor ki Tayyip Erdoğan'ı da, Sedat Peker'i de, Mesut Yılmaz'ı da bunlar çok kirli figürler yani. Dolayısıyla bunların dünyasında anlaşmalar böyle oluyor. Düşmanlıklar falan yok bunların dünyasında. Bunlar her şartta el sıkışabilirler, her şartta anlaşabilirler. Yeter ki ortak çıkarlar noktasında birleşsinler. Fakat bunların ortak çıkarları her zaman halkın temel çıkarlarının aleyhinedir. Bunu da hiç unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.